Acı olan bugün amiraller işte bu Montreux bildirisi davasında beraat kararı verilmiş olmasını bile hukuki bir karar mı acaba diye. Yani hakikaten vicdani kanaatleriyle verilmiş hukuki bir karar mı acaba diye karşılıyor oluşumuz. Yani o haldeyiz ki lehte aleyhte verilmiş her türlü kararın iktidar mahfillerinin saray koridorlarından geçerek bir takım değerlendirmeler üzerine alınmış olma ihtimalini çok daha fazla değerlendiriyoruz olabileceğini. Mutlaka bunda da siyasi bir çıkarı vardır ki böyle karar vermişlerdir şeklinde karşılıyoruz. Ama şunu biliyoruz bakın, bu iktidarın içinden birisi, bir parti yetkilisi çıktı dedi ki, biz dedi 2010'a kadar giden süreçte, 2010'a kadar iktidarımızın önünü açmak için Kemalistleri FETÖ'cülere kırdırdık dedi. Bunu bir AKP'li yetkili söyledi. Genel merkez yöneticisi. Evet. Kırdırdık ne demek kardeşim, 2010'a kadar kırdırdık ne demek? Kırdırdığınız Ali Tatar, kırdırdım diye utanmadan açıkladığınız kişiler, cezaevlerinde can vermiş şerefli onurlu insanlar, bir kumpas ile, bir sahtekarlık ile, bir sahtecilik ile hürriyetlerinden yoksun bıraktığınız, geleceklerini kararttığınız masum insanlar. Bu nasıl bir utanmazlık ki bu kadar fütursuz ve rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyorsunuz? Ali Tatar'ın, Semih Çetin'in, Kuddisi Okur'un, Türkan Saylan'ın, Murat Özenalp'in, Kozinoğlu'nun, bunların hepsinin birer yargı ve demokrasi şehitleri olan bu insanların canlarında, bunların kanlarında hepinizin elleri var. Hepiniz buna dahilsiniz. Hepiniz buna duhul etmiş durumdasınız. Bunun sorumluluğu, bunun vebali hepinize ait. Öyle efendim Allah beni affetsin, kandırıldım. Şöyle oldu, böyle oldu, biz de bilmiyorduk. Sonradan biz de öğrendik gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla sorumluluklarınızdan sıyrılamazsınız. Bu canların hesabını vereceksiniz. Çünkü siz bir hukuksuzluğa, çünkü siz bir kumpasa, çünkü siz onların üzerinden kurguladığınız bir siyasete kurban ettiniz o insanları. Bile bile yaptınız. Biriniz çıktı kırdırdık dedi, öbürünüz çıktı bir gazeteciniz biz taraf üzerinden operasyon çektik diye utanmadan açıklayabildi. Ama sizin oluşturduğunuz o yargınız buna göz kulak kapatırken bugün 28 Şubat gibi yine FETÖ'cülerin kotardığı aynı örgüt elinden çıkma davalarla bugün Vural Avar'ı şehit ettiniz. Şehit. O can bu zulmünüzün karşısında can verdi. 104 amiral ne mutlu ki, ne mutlu ki az bir bedel ödeyerek kurtuldu. Siz ki ya bakanlığını dolandırmış, açık açık bakanlığını dolandırmış, suç işlemiş, dolandırıcı bir bakana teşekkür edip gönderdiniz. Siz ki biraz sonra açacağım 17-25 haftası bu hafta 17-25 haftasında o yolsuzluk soruşturmasını yapan o yolsuzluk iddianamesini hazırlığı içerisinde olan savcısını FETÖ'cü diye o savcı FETÖ'cüdür diye o soruşturma FETÖ'cülerin işidir diye 17-25'i aklarken aynı FETÖ'cü savcının, bakın aynı FETÖ'cü savcının yazdığı iddianame üzerinden Gezi davasında Osman Kavala'yı müebbete, Can Atalay'ı ve diğer 8 sanığı 18 yıl hapse mahkum ettiniz. İşinize geldiği zaman FETÖ'cü savcı, işinize gelmediği zaman Cumhuriyet savcısı o kişi. Öyle mi? Bu adaletinizle bu canların hesabını, bunların sorumluluğunu üzerinizde taşıyorsunuz. Böyle yağma yok. Böyle yağma yok. Geçmiş olsun deyip biz bunları şey yapamayız. Amiraller Montreux davasında yahu ayaklarına elektronik prangalar takıldı. Elektronik kelepçelerle evlerine hapsedildiler. Yurt dışı çıkış yasakları kondu.
toplumda linç edildiler. Bunlar itibar suikastine uğradılar. Bunun bedelini kim ödeyecek? Maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyorlarmış. Biz öyle bir yargı sistemindeyiz ki 5 yıl, 4,5, 5 yıl hapis yatan sonra efendim beraat edip pardon denilen Balyoz Ergenekon sanıklarına 8 yıldır bu ülke daha tazminat davasını sonuçlandıramadı. 1 yıl hapiste kalana 30 bin lira. 30 bin lira tazminatı değer gördü. Karartılmış hayatların üzerinden adeta dalga geçer gibi böyle yargı kararlarıyla o dosyaların üzerlerini kapatma yoluna gitti. Daha bunun da ötesine geçti biliyorsunuz. 5 sanık hakkında Balyoz davası devam ediyor. Sırf o kumpasları açığa çıkmasın, sırf hukuken ellerinde bir maşa kalsın, bak Balyoz davası gerçekti, bak yargılaması devam ediyor diyebilsinler diye yeni bir kumpas davası ile o süreci devam ettirmekten çekinmediler. Yargı sopasını herkesin üzerine boca eden bu iktidar kendisine geldiği zaman hak ve hukuk kavgası, kendisine geldiği zaman demokrasi, kendisine geldiği zaman özgürlükler sözünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Öyle bir saçma sapan bir süreçteyiz ki. Ne bekliyoruz yani? 10 tane 28 Şubat ki 28 Şubat bir darbe değildir. Literatürde böyle bir şey yok. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarının hükümete ki meşru ve yasal bir organdır. Hükümete tebliğ edilmiştir tavsiye kararı olarak. 6 ay iktidar sürmüştür. Ta Haziran ayında istifa ile sonuçlanmıştır. Bunun 28 Şubat o mahkum ettiğiniz generallerle ne ilgisi var? Bugün hepsini ölüme mahkum.